Hangi okuldan mezunsunuz? Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Daha önce çalıştığınız ailenin yanından ne sebeple ayrıldınız? Şehir değişikliği. Ankara'ya taşındılar. Ama eğer isterseniz bana referans olacaklar. Yabancı dil biliyorsunuz değil mi? Anlamadım. Ne maksatla sordunuz? Baktığınız çocuklara yabancı dil dersi vermiyor musunuz? Ha evet. Öğretecek kadar biliyorum tabii. Peki. Telefonunuzu bıraktıysanız biz değerlendirme yaptıktan sonra sizi ararız. Teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba Müjgan abla. Merhaba, hoş geldiniz. Ahmet tutturdu Elif'le oynayacağım diye gitmek zorunda kaldık. Tabii tabii. Elif içeride, geçin siz. Gelin. Müjgan abla, bir şey sorabilir miyim? Tabii canım. Damadınızın kardeşinin adı Filiz değil mi? Evet. Peki damadınızla Yılmaz'ın arası niye bu kadar bozuk? Bu çok uzun bir mesele. Feride abla. Canım. Daha geniş bir zamanda anlatırım. Geçin içeriye. Peki. Annesi bak, dikiş dikmeyi de öğrendik. Ben sıkıldım, ben de yapacağım. Ha, erkek adam dikiş mi dikermiş oğlum? Diker. Aşağı mahallede var, ben gördüm. Hadi gel. Koşmayın. Terzi coşkunu söylüyor herhalde. Anneciğim ben gidiyorum. Geç kalmadın mı sen? Yok anne, bugün tek dersim var. Akşam da Emre ile provaya gideceğim. Geç gelirim, merak etme. Tamam da derslerini aksatacaksın diye korkuyorum. Merak etme anne. Görüşürüz. Güle güle. Çocuk her yaşta çocuk işte, dertleri bitmiyor ki. Ne yaptın böyle, ne bu halin? Kaşla göz arasında çamura battı herhalde. Ay. Silerim bakalım. Alın işte. Çocuğun derdi bitse torunun derdi başlıyor. Ne dedim ben? Müjgan abla sakin ol. Müjgan abla ne olmuş? Elif'im olsaydı da sırtıma yük olsaydı, sırtımda taşısaydım. Evcilik oynuyorlar. Senin oğlan büyüdü, baba oldu. Feride. Elif onu zorla dadı yaptı. Bebeğinin dadısı. Hay Allah'ım. Ay benim akşama yemeğim yoktu. Eve gitmem lazım. Neyse Ahmet kalsın bari, gelmez şimdi, kıyameti koparır. Ben gideyim, sonra gelip alırım. Tamam canım. Tamam. Bunu ister misin? Hadi görüşürüz. Annene selam tamam. Söyle. Baş üstüne. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.